İlk hafta transfer dosyasında sıra Beşiktaş'ta. Beşiktaş adına aslında belli profilde oyuncular adı geçiyor. Alexis Beka, Halil Dervişoğlu, Lanzini, Rebic ve Kuzuyavin isimleri listemizde var. Kondogbia'nın da adı geçiyordu. Beka da benzer bir şekilde orta saha rotasyonunu genişletmek adına bir hamle gibi gözüküyor. İsterseniz onunla başlayalım. Ilgaz abi senle başlayayım. Ne düşünüyorsun? Yani Beka bizim hayatımıza galiba Galatasaray Lokomotiv Moskova eşleşmesiyle evet. Girmişti değil mi? Herkes Barfraplik adamı bulmuş götürmüş Lokomotiv Moskova'ya falan diye. Zaman zaman bana esprileri yapılıyor. Öyle mi? Aynen. Ha pardon. Şey bilmiyorum yani. Uğur'un malum tweetinden aynen. Dolayı. Espri yaptık başımıza kaldı. Bilmiyorum. Haberim yoktu benim yani. Tamam. Ben Fransa Ligi'ni yakından takip ediyorum değil mi? Ben belirli takımları takip ediyorum. Şimdi çocuğun listeki performansına dair gerçekten benim elimde çok fazla bir şey yok. Yani Beka'yı hatırlayabildiğim kadarıyla da konuşmak istemiyorum. Serkan senin bilgin varsa Beka hakkında senden alayım. Belki hatırlayıp da yardımcı olabileceğim bir şey olabilir. Ben de şeyden yani. Fransa Ligi'ni bu sene çok takip etmedim. Y-Scout'tan oturup izledim. Daha sonra yatarak izlemek zorunda kaldım. Yatarak izledim. Yani açıkçası çok değerli bir oyuncu profili var. Şimdi tabii böyle Vice Scout'lardan falan izleyince tabii çok genelde hani pozitif, negatif yönlerini keskin izlemiş oluyorsun ama bana çok mantıklı bir hamle, aşırı mantıklı bir hamle gibi geliyor. Çünkü peki Beka geldi diyelim. Nasıl bir kurguda yer alır sence? Orada müthiş bir saha içi rotasyonu elini güçlendiriyor. Mesela bence direkt... Yani Getson Amir'in o kadar kolay birinden ayrılabilecek bir ikili olduğunu ben sana bir şey söyleyeyim ya. Çok iyi bir tempolu 6 numara böyle hani hareketli, bütün toplara müdahale eden, bütün topları alan doğru kelime ne olabilir? Böyle hani sağa sola zıplayan bir 6 numara profilin de çok değerlendirilebileceğini düşünüyorum. O zaman Getson'la Amir'i da biraz daha öne itecek bir 8 gibi daha hücumcu oynatabilecek yani bir 6 numara diyebilir misin? Evet yani topun daha çok Beşiktaş'ta kaldığı, Beşiktaş'ın daha çok senede işte 35 maçının 30'unu zaten önde oynamaya çalıştığı bir yapıda böyle bir 6 numara. Şimdi normalde hani hücumcu 6 numara diye bir şey yok, uydurdum şu anda da. Hani hücuma oynamaya çalışan 6 numaraların ciddi bir pozisyon kaybetme sıkıntısı Melo, oluyor. Felipe Melo. Öne doğru oynayınca arkada da bir pozisyon kaybediyorsun. Melo bunun negatif özelliklerini çok kapatan bir oyuncu aslında. Çünkü o nasıl Melo kapatıyor? Muazzam bir oyuncu diyor. Melo nasıl kapatıyordu abi? Agresifliğiyle kapatıyordu. Hemen. Büyük. Evet. Büyük abi o da. Beka bunu nasıl kapatıyor? Abi bu da çok hızlı. Yani 8'e geçip tekrar 6'ya dönmesi arasını çok kısa süre tutabiliyor. Çünkü bunu gençliğin de verdiği bir enerjisi var. Ben açıkçası çok mantıklı bir hamle olarak gördüm. Bak yani ilk dokunuşunu çok beğendim. Top kullanımını çok beğendim. Pas oyununa yatkın. Ve en önemlisi de abi topu aldığı anda bu adam 6'da da alsa 8'de de alsa topu aldığı anda vurup gidiyor. Taşıyabiliyor. Yani tek düşündüğü şey rakip cezalarına doğru girmeye çalışmak. Bunun da yarattığı handikap o topu kaybettiği zaman arkada boşluk bırakıyor. O boşluğu da geçen bir programda sanırım sen söylemiştin. Beşiktaş'ın neden stoper transferinin konuşulmadığına dair. Evet. Beşiktaş'ın Beka'yı transfer ediyorsa mutlak suretle Beka imzaladı ya. Abi siz bu işleri halledin ben stoper almaya gidiyorum demesi lazım. Çünkü bu oyuncunun önemli özelliklerini, topu alıp vurup gitmesini, hücuma katkısını, o hareketlerini bir sağ çizgiye basıyor, bir sol çizgiye basıyor. Bunlardan faydalanabilmen için alacağın risk ne? Arkada bırakacağı boşluk. Onu da kapatabilmek için çok iyi iki tane anlaşılsın diye söylüyorum. Türkiye'den gittikleri dönemki Markao ve Kimmiçe düzeyinde bir stoper alması lazım. Şimdi insanlar diyor ki ya Markao biri işte seviye yaptı. Abi Beşiktaş'ta böyle stoper bulur. Beşiktaş'ın ne eksiği var? Beşiktaş'ta bu düzeyde bir tane en az bir tane bence iki tane. Belki Tayyip Talha biraz güçlü dönerse o bunu yapabilir. Stopere de ihtiyacı var. Ben çok mantıklı bir transfer buluyorum Beka'yı da. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Ben sadece çok kısa özür dilerim. Buyurun. Şunu söyleyebilir miyim Uğur'cum? Serkan'a da ek olarak aynen. Söyleyeyim. Bir de Beka'yı hatırlayabildiğim kadarıyla. O zaman çünkü bayağı bakmıştık. Yani sanki tabii Şenol Güneş'in hangi oyun kurgusunu ve formasyonu tercih edeceğiyle de alakalı gibi. Mesela herhalde bir 10 numara istiyordur Şenol Güneş değil mi? Geleceğiz Lanzini meselesinde. Ama bazı maçlarda da mesela çift 8'de oynayabilirim diyebilir. O zaman da Amir, Getson'un sol iç, Beka'nın sağ iç olduğu bir kurguya da dönebilir. Tabii. Misal yani onu söylemek istedim. Sadece 6 numara olarak da ben
kafamda çok da tezahür. Yani ikinci 8'de de oturabilecek bir oyuncu çünkü. Ben yani 8'de zaten okeyiz. Evet. Yani Uğur dedi ya zaten 8'de tamam. 8'de okeyiz. Ben bir de ekstra 6'sını da anlattım. 6'ydı. Lukas Foskoz öyle oynamıştı zaten. Bu, benim anlattığım 6'sı zaten ekstrası. Evet. Ama 8'de zaten muazzama. Getson, Beka 2-8'i zaten vurup gider. Tabii. Şimdi burada iki tane mevki ön plana çıkıyor Beşiktaş'ın kalan isimlerine. Bir tanesi yaratıcı bir 10 numara tipi. İlla direkt 10 numara olmayabilir ama biraz daha hücum kapasitesini arttıracak bir merkez oyuncusu diyeyim. Lanzini zaten Beşiktaş'ın uzatmalı sevgilisi gibi. Evet. Ta Bilic dönemlerinden bu yana. Önder Hoca ya dün anlattı. Hayaliymiş yani. Aynen. Çok hocanın listesi acayip bu arada. Yani birçok Zapata'nın evet. 23 yaşındaki hali. Daha Avrupa'ya gelme durumunda hoca çok istemiş. Lanzini de o isimlerden biri. Adam yıllardır Premier Lig oynadı yani. Bu seviyenin geldiği nokta ortada. Lanzini bir de bir sol forvet düşüncesi var belli ki. Sol forvetin anlamlı kılan şu. Cenk Tosun'un da direkt muadilini koymuş oluyorsun. Yani Cenk orada aslında ikinci forvetleşen oyuncu rolünde işini yapıyor. Halil Dervişoğlu ismi geçiyor yerli rotasyonu genişletmek için ki o da aslında bir sol forvettir özünde. Ve Ante Rebic de keza aynı şekilde sol taraftan forvetleşen oyuncu. Belki Cenk kadar yüksek değiller ama profil olarak aynılar. Ben mantıklı buluyorum yani hem rotasyonu doğru kurmak, bir oyuncu olmadığı zaman sistemini çökmemesi lazım. Hani ben Cenk'e göre her şeyi yaptım. Cenk yoksa olmayacak, olmaz. Olmamalı zaten. Hem Cenk'in yaşı ve bir tık da sakatlık geçmişi gereği çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünsem de bir kademesinde bir adam olmalı benzer rol oynayabilecek. Halil Verebiç buraya oturuyor. Lanzini de o hücumcu arayışına oturuyor gibi. Ne diyeceksin abi? Yani Lanzini ile alakalı bir de şu var. Hani Lanzini sabit bir 10 numara da değil. Yani normal şartlarda özellikle sola sağa kayan da 10 numaralardan bir tanesi. Mesela şöyle düşünelim. Hani Cenk mesela ikinci forvete geçti. Maç içinde hani o anlık sekanslar oluyor ya. Lanzini çok çabuk oraya gidip Getson'u merkezden deldirebilirsin. Lanzini merkezde kalır Getson'u sola atabilirsin gibi kullanışlı bir işi de var. Ama ne olursa olsun Cenk Tosun'un muadili daha da önem kazanıyor burada. Hani iki stoper dedik ya biz şeyde. Bence Beşiktaş'ın net olarak iki stoper hala alması gerekiyor. Ama onun dışında Ante Rebic mesela Niko Kovac zamanı mı en prime dönemini yaşamıştı Frankfurt'ta değil mi? Evet, evet. Yani işte Rebic, Jobic, Haller yani, o dönem. Bir de Kostić mi vardı? Filip Kostić de vardı. İşte gol rekoru kırdıkları dönemde. Mesela o dönemini tekrar Şenol Güneş'le yaşayabilir mi? Şenol Güneş'in santroforları dönüştürmesine bakınca ve hatta üzerindeki etkiye net olarak yaşartıyorsun yani. O 20 Dünya Kupası'nda da Türkiye'deki oynamış bir oyuncu. Mustafa'yla futbol menajer oynuyorduk Hayata Futbol Ofisi'nde. Ben de maça bakıyorum. Mustafa önüne bakıyor dedim. Acayip bir adam ama bu çok iyi, çok iyiymiş bak dedi. Mustafa aşık oldu o günden beri. Rebic dilinden düşmüyor. Adama 10 yıldır bir Rebic hediyesi vermiş bir olarak ben görmek çok isterim Süper Lig'de. Evet, kesinlikle. Sen ne diyeceksin? Son olarak senin görüşlerini alalım. Kapatalım. Abi Lanzini'den bir iki cümle söyleyeyim. Gerçekten top kontrolüyle, becerisiyle, tekniğiyle, topla olan ilişkisi çok yüksek bir oyuncu. Az önce anlattığımız tabloda mesela işte bir Amir var. 2 tane 8'e Amir'le top yapıyorsun. 2 tane 8'e Beka ile Getson'u koydun. Burada da artık sürat arıyorsun. 4-3 oynuyorsun mesela. Sağ kenara Lanzini'yi çok rahat koyarım. 10 numara onu içeriye çekerim. Cenk'i de sol kenardan ya da işte Rebic'i, Halil'i de sol kenardan santroforlaştırırım. Hücum opsiyonlarında. Bunların hepsini böyle hayal edince şu güzel. Abi kafada bir şey var. Buraya da dökülmüş Beşiktaş'ta. İhtiyaçlar bu profiller. Bu profilleri bu şekilde kullanacağız. Bu oyunu oynayacağıza yönelik gidiliyor. Halil konusu biraz şey Beşiktaş için. Şenol Güneş'e güvenilen belli ki bir hamle. Hani hocam sen ne olur Halil noktasında. Ante Rebic zaten kendini ispatlamış bir oyuncu. Ki bakma Milan'da da yattı bir süre de. Ondan sonra hem onun bölgesinde oynayabileceği bölgelerde çok iyi performanslar ortaya çıktı. Yani adamı sola koysan orada bir Leao diye bir deli çıktı. Sağa koysan orada Leao varken Rebic ikisini takım kaldırmıyor. Biraz ortaya çekeyim dediler. Orada da Brahim Diaz tekrar kendini Real Madrid'e 5 yıllık imza attıracak performans yaptı. İkinci santrafor falan gibi de bir süre sonra da düştü adam. Yani buraların seviyesi için hala koruyor. Yani biz Milan'dan bakıyoruz ama buraların seviyesini hala koruyor.
O açıdan söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Bir plan çerçevesinde yapılıyor. Ama bu isimlerde gidilecekse hani önce tabii ki Lanzini işini çözmek lazım ya da o profili çözmek lazım. İsmi takılmasak da. Ya Beşiktaş'ın adayları da daha az çünkü çok doğal. Çünkü Beşiktaş'ın ihtiyacı daha az. Beşiktaş bence konuştuğumuz 3 takım arasında kadrosu en net, en hazır. İspatlamış. En ispatlı kadro Beşiktaş'ta. Galatasaraylar biraz bunu yanlış anlayabiliyor ama Galatasaray'da satış olacak. Hem satış ihtimali çok yüksek oyuncular var hem de senin en ana parçan kiralığa geri döndü. Evet. Hatta en kilit 5-6 parçadan diğeri de geri döndü. Raşitsa, Icardi, Nelson Boye durumları çözülmeden Galatasaray'a net dolu dolu her şey çözüldü diyemeyiz. Zaniolo bile hala ihtimalle. Beşiktaş'tan Abubakar'ı duruyor. Beşiktaş'tan Abubakar'ı kiralık değil, dönmedi yani. Evet. Daha önce böyle bir sorunu yaşadı biliyorsunuz. Evet, doğru. Çok iyi sezondan sonra alamamıştı Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ta birçok şey hazır gibi gözüküyor. Ben hala bir stoper adayı görmek, isimlerini görmek istiyorum yani. Ben yok, ben Uğur'dan duydum onu programda. Şey oldu, aydınlanma oldu. Harbiden lan dedim, Beşiktaş'a stoper lazım dedim. Saiz'in kalmak için ikna etme durumu varmış, başkan açıkladı. Ama bence hala Saiz'de gitmek isterim ama Beşiktaş'tan da mağdur etmek istemem tadına konuşmuş. O zaman hiç risk almam yani. Sayısal olarak da bence orada. Ama ya işte Saiz'in ne kadar mutlu kalacağına bağlı. Beşiktaş'ın 3 stoperi var ya. Tabii sayıca da Omar Colley ve şey. Evet, sayısal olarak da oraya oyuncu var. Tayyip Talha sakat. Yani komplesi, belli ki bu sezon verim almak zor. Evet, çok zor. Yani. Çok da sevdiğim sayısal bir oyuncudur. Ona tekrar geçmiş olsun diyelim. Adayları merakla bekliyorum. Saçıma da yorum bekliyorum arkadaşlar. Evet, Serkan'ı da tebrik ederim. Saçlarımı da kestirdim. Yeni sezonda Serkan varız. Böyle bakıma girdim. Şeye böyle iki yıl mesafeli gidiyoruz böyle. Önce saç uzatması, sonra. Aynen, seni takip ediyorum. Ben kısaltıyorum. Seneye biraz şeyimiz var. Seneye biraz şey. 2021 Uğur Karkçı modası. Oğlum ameliyat derken 35 bin bakımına girdim yani. Bütün şeylerden, fazlalıklardan kurtuldum. Ben de hayatımda ilk defa check-up yaptıracağım yakın zamanda. Ben abi yaptırdım. Ben zorunlu göreceğim yani. Zorunlu olunca yaptırmıyordum. Bir deri bir kemik kaldık ama çok şükür iyileştik. Buradan da doktorum Süleyman Hoca'ya teşekkür ediyorum. Serkan'a da tekrar geçmiş olsun diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.